Şimdi bir konuşma var. Muallim sahibin, Muallim Bey'in ibadetin önemi üzerine. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Benim bu calsa için seçtiğim konu aslında Hazreti Halifetül Mesih Rabi Hazreti Mirza Tahir Ahmet Hazretlerinin Kudamül Ahmediye'ye yaptığı bir hitap idi. Onların dünya çapındaki Kudamül Ahmediye toplantısında onlara hitap ederek nasihatlerde bulunmuştu. Bizim cemaatimiz de bir nevi hüddamdır. Yani yaş bakımından değil ama yeni yeni daha biz öğreniyoruz, terbiye oluyoruz. Ben onun için bu konuya özellikle dikkat çekmek için bu konuyu seçtim. Kendim bazı kelimeler bulmaktansa dedim ki Hazreti Halifetül Mesih Rabi'nin kendi sözleri o daha güzeldir, etkileyicidir. Onun için dikkat ile dinlemenizi rica edeceğim. Çünkü okumak başkadır. Yani ben okuyacağım onun konuşmasını. Kendim konuşursam dikkat dağılmaz ama okurken bazen dağılabiliyor. Şöyle buyurdu o Hüdamül Ahmediye'nin içtimasında. Hüda Teala'nın o kulları yani ibadetin hakkını veren ve insanoğluna rahmet ve şefkat ile yönelen ve onlar için fedakarlıklar yapan kullar. Bunlar daima fetih için yaratılırlar. Ve onların kaderine mağlup olmak yazılmaz. İşte sizler Allah'ın ibadet eden kulları olun. İbadetin çok geniş bir mefhumu vardır. Öyle ki çok geniş mefhumu olan ibadet, insan hayatının Allah ile alakalı olan tüm dairelerini kapsamaktadır. Ve rahmetün lil alemin kavramının içindeki anlamlar, kullarla ilgili daireleri kapsar. Yani insanoğluyla ilgili konuları kapsar. Huzur diyor ki ancak ben hakkını verecek şekilde tam olarak ibadete ilgi gösterilmediğini görmekteyim. İbadetin birçok aşamaları vardır. Ve bu sizlerin yani Hüdamül Ahmediye'nin ibadet zamanıdır. Genç olanlar için huzur hitap ediyorum da. Gençken ibadet etmeyi bilmeyenlerin yaşlılığındaki ibadeti de faydasız olur. Hüda Teala'nın lütfu bu konuda birisine olağanüstü bir güç bahşederse o hariç. Gerçek şudur ki gençlik ibadet etmekten zevk de alınan, ibadet etme fırsatı da daha fazla elde edilen bir devirdir. Yaşlılık zamanında zayıflıklar vardır. Hastalıklar var, kemikler ağrır. İnsan bazen arzu etse bile gözleri açılmaz. Gözü açılsa zihni tembelliğe ve zaafa avlanmış olur. Bedeninde güç kalmaz ve ibadete can veremez. Söylediğim gibi istisna da vardır. Ancak gördüğünüz istisnalardan çoğu gençliğinde ibadet alışkanlığı edinmiş olanlardır. İşte bu ibadet yaşlılığında da onlara yardım eder. Sözün özü sizler ibadete dikkat edin ve büyük bir özen ve dikkatle cemaatle namaz kılmayı kökleştirin. Sadece cemaatle namaz kılmayı kökleştirmekle de kalmayın. Hatta sık sık hüddamlara hatırlatmaya devam edin ki onlar namazlarında daima Allah-u Teala ile bağ kurmayı ve canlı tutmayı hatırlarında tutsunlar. Çoğu namaz kılanlar namaz kılma alışkanlığı edinmiş olsa bile gaflet içinde namaz kılarlar. Fatiha suresi hiç tükenmeyen büyük bir hazinedir ancak ona bile tam olarak dikkat etmezler. İşte ben ibadeti kökleştirin derken bundan kastettiğim ibadeti onun gerçek ruhu ile kökleştirindir. Kadınlar da,
çocuklarda, erkeklerde, yaşlılarda, gençlerde, her nerede Ahmediler varsa onlar herkesten daha fazla Allah'ın ibadet eden kulları olsunlar ve ibadet bayrağını taşısınlar. Çünkü Huda Teala ibadet edenleri asla zayi etmez. Allah Teala'nın dünyayı değil de ibadeti tercih edenleri helak etmesi o mümkün değildir. Bu yüzden dışarıdan ne kadar muhalefet varsa sizin o kadar çok ibadet etmeniz gerekir. Bedir Savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dua için seçtiği işte bu temel noktaydı. Siz bunu bilirsiniz. Öyle bir hassas durumdu ki birkaç dakika içinde düşmanın kuvvetli ordusu, aralarında yaşlılar, çocuklar, çok zayıf, hasta ve sakatların da olduğu birkaç zayıf Müslümanı yok edip bırakacaklar gibi görünüyordu. Onları parçalara ayıracaklar gibiydi. O anda açıkça görünen şuydu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in irfanı kendisine şu püf noktasını öğretti. Bugün yani Bedir günü en makbul olacak dua ibadetten öne sürüldüğü dua olacaktır. Yani ibadet konusundan bahsedilen dua bugün makbul olacak dua budur. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in irfanına bakın. O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağlayarak Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna şöyle arz etti. Ey Huda, eğer bugün sen bu zayıf topluluğun helak olmasına izin verirsen فَلَمْ تُوبَدَ فِي الْعَرْزِ اَبَدَى yani bir daha asla kıyamete kadar sana ibadet edilmeyecek. Çünkü ben ibadet edenleri yetiştirdim. Ve ibadetin püf noktasını ben senden öğrenmiştim. Hiç kimse sana benim muhabbet, sevgi ve aşkla ibadet ettiğim gibi ibadet etmemişti. Bu insanlar benim yetiştirdiklerimdir. Onlara ibadetin sırrını ben öğrettim. Eğer bugün sen onların yok olmasına izin verirsen, bir daha sana kim ibadet edecek? Nauzu billahi ala zalike bu bir tehdit değildi. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sanki Allah-u Teala'yı tehdit ettiği insan onu düşünemez bile. Bu bile onun aşkının göstergesiydi ki dünyada sana ibadet eden hiç kimsenin olmayışına benim kalbim dayanmaz. Ben çabaladım. Bu yolda kendi kanımı akıttım. Sıkıntılara katlandım. Neden? Sana ibadet edenler meydana getirmek için. Ve bugün ben görüyorum ki eğer senin lütfun olmazsa bunlar zahiren güçlü bu düşmana mağlup olacaklar. Huda Teala bu duayı ne şekilde duydu? Bu azıcık insana öyle bir güç verdi ki onlar bütün Mekke'nin ciğerini kesip attılar. Kur'an-ı Kerim diyor ki Mekkeliler o gün ciğerlerini ortaya koymuşlardı. Ama Müslümanların kılıcıyla parça parça edildi. Onların bütün kibri o gün kırıldı. Ve İslam'ın fethinin temeli Bedir gününde atıldı. Çok büyüktü o gün. Ancak ibadetin gücüyle kazanıldı. Herhangi bir insani güçle kazanılmadı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin işte bu arifane duasıydı ki o günü %100 değiştirdi. Bugün biz bütün dünyaya karşı koymak için ortaya çıktık. Bugün bizim için o mukayese de söz konusu değil. Yani 313 ve 1000 arasında mukayese de yapılabilir. Ancak milyarlarca insana karşılık biz Ahmedilerin ağırlığı nedir? Tahminen birkaç milyon. Hatta o kadar da olmayabilir. O günler için huzur bu rakam söylemişti. Bundan biraz az veya çok olabilir. Ancak buna karşılık kaç milyar halk var? Ve sonra bütün güçler de bu insanların elinde. Bu insanlar dünya güçlerinin de kaynağında, menbaında oturuyorlar. Siyaset onların elinde, hükümetler onların yanında, dünyanın diğer düzenleri, felsefe, bilim ve diğer ilimler. Bunların hepsinin başında bu insanlar oturmuşlar. Ve güçleri yettiği kadar dünyaya dağıtıyorlar. Yahut canları istediğince. Peki Ahmedilerde ne var? Bu dünyaya nispetle hiçbir şey. Ancak dünyanın elinde olmayan bir şey var. Bu bakımdan dünya muhtaç. Fakir ve elleri boş oturmaktadır. İşte bu var ya bizim elimizde olan bu Allah-u Teala'ya ibadettir. Eğer
bu hazineden de ellerinizi çekerseniz, bu servete de ilgisiz kalırsanız, toplantılara katılıp 5 vakit namaz ve teheccüdü dahi kılıp evlere geri döndüğünüzde bu yükü kaldırıp atarsanız, sanki Huzur diyor ki bir eşeğin yolculuk zahmetinden sonra eve varınca üzerindeki yükünün böyle indirilip de atıldığı gibi, siz de sanki bir yük gibi bunu atarsanız, o zaman bu hayatın hiçbir maksadı olmayacak. Bu toplantıların güzelliğinin hiçbir amacı olmayacak. Kesinlikle faydasız olacak. Benim gözümde bunun hiçbir değeri yoktur. Çünkü benim Rabbimin nazarında bunun bir kıymeti yoktur. Sizler buraya ibadet öğrenmeye geldiniz. İbadeti öğrenerek gidin ve ibadetlerinize ruh katın ve Hüda Teala sevgisi ve aşk şurubu karıştırın. Sonra da görün ki sizler değişmiş bir topluluk olacaksınız. Yeni bir millet olarak dünyaya belireceksiniz. Her nerede Hüda Teala'ya ibadet eden Ahmediler yaşıyorsa, orada Allah'a sevgi ve aşk görünmeye başlayacak. Ondan sonra dünyanın sizi yenilgiye uğratması nasıl mümkün olabilir? Nasıl olabilir ki siz kazanmayın da düşmanınız kazansın? Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki, Girheme tune sab düşman utare, hamare kar diye unçe minare. Yani ey Allah'ım, sen bütün düşmanları çukura düşürdün ve bizim minaremizi yükselttin. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam'ın buyurduğu yükseltilen minare ibadetin minaresidir. Ve düşmanın düşürüldüğü çukur Hüda Teala'dan uzak olmanın çukuruydu. İşte bu yüksek minareye atın adımınızı. Allah Teala'nın huzuruna eğilin ve ruhunuzu daima Hüda Teala'nın huzurunda secdede tutun. Eğer bir müddet ibadet ile geçip gözlerinizde yaş olmasa ve kalbinizde heyecan ortaya çıkmasa, kendi durumunuz için endişe duyun. Huzur, bir Alman Ahmedi vardı diyor bir arkadaş. O ileri yaşında Ahmedi olmuştu. Ve Ahmedi oluşundan 2-3 yıl henüz geçmişti. Bir defa diyor o benimle görüştü. Onun bir sözü benim çok hoşuma gitti. O şöyle dedi. Benim şanssız gözlerim Allah yolunda yaş akıtmadan bir hafta geçerse ben çok sıkıntı duyarım ve derim ki bu gözlere yazıklar olsun, Allah yolunda yaş üstüne yaş akıtmayı bilmeyen bu gözler bana nasıl geldi, niye geldi? Ve sonra benim kalbim bu üzüntüyle öyle dolar ki ondan sonra Allah aşkıyla kaynayarak diyor gözlerimden akmaya başlar yaşlar. Huzur dedi ki işte siz de buna muvaffak olamazsanız, bu Alman'a Hüda Teala'nın nasip ettiği gibi üzüntülü şeyler düşünün. Çaba sarf edin ve suni yollara bile başvurun. Ancak sevgide yapmacık olmasın. Üzüntü yaratmak için suni yollar seçin. Eğer bu üzüntü bir defa kalbinizde ortaya çıkarsa, kendisi sizi yakalar ve bütün benliğinize üstün gelir. Bu yüzden Allah Teala'ya öyle ibadet edin ki, onda sevgi ve muhabbet olsun. İkinci kısım alaka, aslında bu konular tebliğin temeli olan konulardır. İkinci kısım alakaya gelince, yani insanoğluyla dert ortağı olmak konusuna, bu konuda Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme rahmetün lil alemin diye hitap etmişti. İşte bu savaşta bizim elimizi kuvvetlendiren ikinci önemli silahtır. Sizi korumak için sağ tarafta ibadet olacak. Ve sol tarafta insanoğluna gerçek manada dert ortağı olmak sizi koruyacak. Dert ortağı olmaktaki sır ve rahmet denmesindeki hikmet şudur. İlahi cemaatlere şiddetle muhalefet edilir. Onlar aleyhinde nefret yaratılır. Ve bazen dayanma gücü az olan insanlar yolda azimlerini kaybedip kalırlar. Ve sonra nefrete nefret ile karşılık vermeye başlarlar. Veya bir yerde ellerine güç geçerse zannederler ki nefrete nefretle, taşa taş ile ve ayakkabı fırlatmaya ayakkabı fırlatarak karşılık vermek şimdi bizim hakkımızdır. Rahmetün lil alemin öyle bir durumdur ki hiçbir zaman nefrete dönüşmez. Hiçbir durumda insanı intikamcı yapmaz. İnsanoğlunun gerçek dert ortağı olmak
kesintisiz devam eder. İşte Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin köleliği altında rahmet olmak için çabalamak Ahmediye cemaati için çok gereklidir. Dünya size yüz binlerce küfürler savursun. Sizi taş yağmuruna tutsunlar. Evlerinizi ateşe vermeye azimler etsinler. Yüz binlerce entrika hazırlasınlar. Dünyanın her ülkesinde aleyhinizde tahriklerde bulunsunlar. Sizi kökünüzden söküp atmak için emniyetinizi yok eden yüz binlerce çaba ortaya koysunlar. Emniyetinizi yok eden yüz binlerce çaba ortaya koysunlar. Teker teker her Ahmedi'yi evlerinde, evleriyle beraber yakarak toprağa çevirsinler. Nefret hangi çirkin şekle bürünebiliyorsa bürünsün. Hangi kabus şeklinde doğruluğun düşmanı olabiliyorsa olsunlar. Bütün bunlara rağmen rahmetülil aleminin köleliği sizden şunu beklemektedir. Sizin rahmetiniz bozulmasın. Eğer sizin rahmetinize ateş düşmezse, sizin zatınıza da ateş düşmeyecek. Her nefrete muhabbet ile karşılık vereceksiniz. Ellerinizde yoklaya yoklaya nefret düşüncelerini kalbinizden çıkarıp atmanız gerekecek. Kalplerinizi tertemiz yapın ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisinin güzelliğiyle süsleyin. Ve ondan sonra Vuda-i Teala'nın size her seviyede, her meydanda, her ülkede ve her kıtada nasıl azimüşşan fetihler nasip edeceğini ve etmeye devam edeceğini görün. Bugün dünyaya gereken Allah sevgisidir. İbadet ve rahmet, bu her ikisinin özü insanın Allah sevgisinde yok olmasıdır. Gerçek rahmet de Allah sevgisinden fışkırır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem abid, yani Allah-u Teala'ya ibadet eden ve abd, Allah'ın kulu olduğunda ve insanoğlu için rahmet olduğunda bu bir tek şeyin iki ismiydi. Buraya ulaştığımızda tevhid konusu diyor ki huzur tamamlanır. Allah sevgisidir ki bazen Allah'a ibadet şeklini benimser, bazen insanoğlu için rahmet şekline girer. Kısacası siz Allah'ın sevgi namelerini söyleyeceksiniz. Dünyanın her yerinde o nameyi söylemelisiniz ki o bütün dünyayı tek Allah'a çekip geri getirsin. Allah Teala her birimize bu nasihatlere uymak nasip etsin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. Allahu Ekber. Hazreti Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gel.